Normalinde korona vardı. Temmuz'da bitecek. 15 gün içinde bitecek. Bilmiyorum bu nasıl bir şey. Ben de anlamış değilim. Yani en basit şu an ben bile maskesiz geziyorum. Onun farkındayım. Ben zaten en baştan vaka sayılarının azaldığına da inanmadığım için vaka sayısı bana göre aynı devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka tablosuna göre Kayseri'deki vaka sayıları tekrardan artışa geçti. Bakalım Kayseri halkı bu artış hakkında neler düşünüyor? Herkesin dikkatsiz bir şekilde ihtiyaçları dışında dışarıya çıkması, düşüncesiz davranması, ya belki de ölüm gibi bir şeylerle karşılaşmamış olmalarına bağlıyorum. Ben karşılaşsalar belki daha dikkatli olurlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, şimdi aşılandık, hepimiz aşılanıyoruz yavaş yavaş. Bunun bir koruması, bir faydası olursa elbette artış görülmeyeceğini düşünüyorum. Tabii aşıların faydası varsa. Ya umarım artmaz yani, bilmiyorum ben de. Bakacağız duruma göre. Biz de içinde olarak herkesin dışarıya çıktığı gibi. Tabii herkes çok sıkıldı artık evde de. Yani biz de haklıyız. Herkes de tabii haklı. O yüzden bilmiyorum yani nasıl olacak böyle. Maske takılmıyor. Benim birincisi maske. İşte kurallara uyulmuyor. Ben bir kamu görevlisiyim. Ben kurallara uyuyorum ama karşıdakiler maskeye, mesafeye uymuyorlar. Ben çocuklarımı aylarca hiç dışarı çıkarmadım. İşte çocuklarım dışarıda başka çocukları görüyordu. Onlara örnek gösteriyordu ama ben diyordum, yasak diyordum. Yani benim diyeceğim bu kadar. Herhalde aşı bulanlar maskeyi de indiriyor artık herhalde. Yani maskesiz de gezenler var. Ablacığım vallahi kalabalık, baksanıza etrafınıza, o kadar kalabalık ki. Bir de okulların kapanmasıyla, hani tatil nedeniyle mesela otobüslerde, tramvaylarda da ne kadar yoğunluk var, o kadar sıkı ki. Bakın hani biz pandemiden şeyden korunmaya çalışıyoruz ama ben gezmeye geldim, kız kardeşim geldi, gezdirmeye geldim. Mağazalar o kadar dolu ki yani birbirimize değiyoruz, hani istediğin kadar korun, hani oraya elleme buraya elleme diyorlar ama virüs gerçekten bence bu yüzden arttı. O kadar kalabalık ki hani korunmaya çalışsak da korunamıyoruz. Artık evlere hapis kalmak istemiyoruz yani. Bunaldık, sıkıldık. Yaz geldi. Çocuklar evde kalmak istemiyor. Misafirimiz geliyor, gezmek istiyor. Gerçekten de çok sıkıldığımız için bence artık insanlar pandemiyi falan takmıyorlar ablacığım. İnsanlar aşıdan dolayı bence bir rahatlamaya girdi ve bu yüzden bilinçsiz de davranıyorlar. O yasakların kaldırılması vaka sayılarına etkiler mi? Yani büyük ihtimalle insanlar daha da rahatlayacak ve daha da bilinçsizce davranmaya başlayacaklar. Bu yüzden de vaka sayıları artışı olacaktır. Valla milletin dikkatsizliğidir muhtemelen. Normalinde korona vardı. Temmuz'da bitecek. 15 gün içinde bitecek. Bilmiyorum bu nasıl bir şey. Ben de anlamış değilim. Ya şimdi genelde maske diyorlar ama bence maskeyle alakası yok bu durumun. AVM'lerdeki sıra olabilir. İnsanlar tamamen AVM'lere hücum etti. Toplu yerlere hücum etti. Görüyorsunuz kalabalığı. Tramvaylar o şekilde dolu. Bence kalabalıktan olan bir durum. Yani en basit şu an ben bile maskesiz geziyorum, onun farkındayım. Maskem de cebimde, bisikletten indim gerçi ama. Rahatladık yani, hemen rahatlığa alıştık. Ondan dolayı da artacaktır ama umarım artmaz. Ben zaten en baştan vaka sayılarının azaldığına da inanmadığım için vaka sayısı bana göre aynı devam ediyor. Başka bir değişiklik yok. Yani siz zaten vaka sayısının yüksek olduğunu düşünüyordunuz. Evet, evet. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Tahminim turizm sezonunun açıldığından dolayı vaka sayılarında bir suni bir düşüş görüntülendi diye düşünüyorum.